İsa gelecek demişlerdi değil mi? O gelemedi, ben geldim. Marx geldi. İyi oldu. Marx öldü diyen o salaklar ordusu size engel olamadı. Evet, aslında öldüm ben. Ama ölmedim de. İşte size diyalektik. Şimdi nasıl geldiğimi merak ediyorsunuzdur. Valla ben de merak ediyorum. Ben nasıl geldim buraya? Yani ben buraya gelmek istemem. Aslında ben Soho'ya dönmek istiyorum. Londra'dayken orada yaşıyordum. Ama işte bürokratik bir aksilik sonucu buradayım. Gene Soho ama New York'un Soho'su. New York'u her zaman görmek istemişimdir. Fırsat olmamıştı. Ah ne? Niçin geldin? Adımı atlamak için. Gazetelerinizi okuyorum. Hepsini. Düşüncelerimin öldüğünü ilan ediyor. Hepsi tırnağım de, üstelik bu yeni bir şey değil. Bu soytarılar bunu 100 yıldan fazla bir zamandan bu yana hep yapıyor. Hiç düşünmediniz mi peki? Ölmüş olduğumu neden sürekli tekrarlamak gereği duyuyorlar? Bir daha. Tamam, yeter. Yeter, dönmek için hakkımı aradım. Ondan sonra yani... Ama işte kurallar var, bürokrasi var. Yani okumanıza, izlemenize izin verilebiliyor, seyahat etmenize asla. Neden? Ben de buna karşı çıktım. Beni destekleyenler de oldu. Sokrates örneğin dedi ki, ya yolculuk hakkı olmayan bir hayat yaşamaya değmez. Gandhi benim için oruç tuttu. Jones ana şimdi burada bir grev örgütlerim diye onları tehdit etti. Bu da anladı ama gerisi ses çıkarmadı. Ya çıt çıkarmadılar ya. Bulundukları durumda daha kaybedecek neleri vardı ki? Ha işte. Yani orada da ortalığı karıştıran adam olarak nam salmışlığım var. Bela yani. Protesto orada da işe yarıyor biliyor musunuz? Sonunda aman peki hadi dediler. Tamam. Hayır, gidebilirsin. Derdini anlatmak için bir saat kadar vaktim var. Yalnız kışkırtıcılık yapmak yok. Yani ifade özgürlüğüne inanıyorlar da belli sınırlar için. Onlar da liberal. Yani işte artık herkese duyurabilirsiniz. Marx geldi, geri geldi, döndü. Kısa bir süreliğine, yalnız öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Ben Marksist değilim. bunu ben Piper'a ilk söylediğimde şaşkınlıktan ölecektir herkes. Şimdi size bu Piper'la söz etmeliyim. Evet, biz Londra'da yaşıyorduk. İşte Jenny, ben, ufaklıklar, artı 2 köpek, 3 kedi, 2 kuş. Kıt kanaat idare etmeye çalışıyorduk. Din Caddesi'nde Londra Lağım Şebekesi'nin boşaltıldığı yere yakın bir apartman kaldı. Londra'daydı çünkü kıtadan atmışlardı. Evet, Ren bölgesinden kovulmuş. Rheinland, benim doğduğum yer. Trier. Neden kovulmuştu? Çünkü tehlikeli işler yapıyordum. İşte bir gazetenin editörüydü. Die Rheinische Zeitung aslında öyle pek devrimci bir gazete sayılmazdı. Ama insanın yapabileceği en devrimci eylem gerçeği söylemek galiba. İşte Rheinland'da polis zenginlerin barikalarından yakacak odun topladıkları gerekçesiyle insanları tutukluyor. Bunun üstüne ben bir yazı yazarak bu duruma protesto ettim. Onlar da sansürü devreye sokarak gazeteyi susturmak istediler. Bunun üzerine ben ikinci bildiri niteliğinde bir makale deşiyerek Almanya'da ifade özgürlüğünün olmadığını
ilan ettim. Onlar da benim haklı olduğumu kanıtlamak istediler ve gazeteyi kapattım. Yani gazetenin son sayısını kırmızı mürekkeple basmıştık ve manşet atmıştık. İsyan ediyoruz. Tabii bu etkilileri kızdırdı ve beni Rheinland'dan sürdüler. Ben de Paris'e geldim. Anladım, sürünenler başka nereye gider? Dünyanın başka hangi kentinde bütün bir gece boyunca bir kafede oturup şarap içerek kendi ülkenizde ne kadar devrimci olduğunuz konusunda palavralar atabilirsiniz. Yani size de öneriyorum, sürülürseniz Paris'e. Evet, Jenny arkamdan geldi. Jenny, biz Paris'te evlendik. İşte Paris bizim için balaydı. Jenny Cartier Otel'de çok güzel. Küçücük bir apartman dairesi bulmuştu. Aman ne güzel günlerdi. Ah ne güzel. O gün en güzeli de bir yaz akşamı Cafedera Rejans'ta Engels'te tanışmamdı. Engels'te bir arada olduğumuzda birbirimizi öldürürcesine tartışıyorduk. Yani her şeyi yıkıp yeniden kuruyorduk. Öylesine hiç sınır yoktu. Yalnız Paris'teki o güzel günlerin sonu çabuk geldi. Hakkımdaki bütün bilgiler Alman polisinden anında Fransız polisine ulaşmıştı. Öyle görülüyordu ki uluslararası bilinç geliştirme konusunda polisler işçilerden çok daha ilerideydi. Evet, biz Paris'ten sürüldük bu sefer. Ve Belçika'ya gittik, oradan da sürüldük. Neden 1848 yılındaki devrim sırasındaki karışıklıklar sorumlular arasında benim de görünmem falan. Yani sonunda Londra'ya geldik. Londra, bütün dünyanın dört bir tarafından mültecilerin geldiği yer. Neden? Çünkü İngilizlerin insanları kendilerine hayran bırakan bir hoşgörü anlayışı vardır. Ama bu konuda kendilerini devamlı övmeleri de hiç çekilmez doğrusu. Doktorlar bu öksürüğün iki hafta içinde geçeceğini söylemişlerdi. 1858 yıl. Yani 150 yıl olmuş, hala öksürüyor. Evet. Nedir? Dur, ha tamam tamam, ben size Pinford'dan söz edecektim bak. Nereden nereye gel? Şimdi Londra'da Avrupa'dan sürülen mülteciler yol geçen anı gibi sürekli bizim eve gelip çıkarlardı. Pieper da bunlardan biri. İşte böyle eşek arası biz sürekli etrafımızda vızıldar dururdu. Tam bir dalkavuk. Yani her seferinde benden 15 santim mesafede kendi konumunu alır ve kaçamayacağım bir noktada burnumun dibinden bana benim yazdıklarımdan alıntılar aktarır. Yapma dedim. Pieper lütfen. Bana benden alıntı yapıp durma. Ne gerek var? Yani kapitali İngilizceye çevirmek istiyorum. Ve benim bunu sevineceğimi düşünüyordum. Düşünebiliyor musunuz? Yani doğru dürüst bir cümle kurmayı beceremeyen bir adam. Kapitali İngilizceye çevirecek. Ya İngilizce yapmayın. İngilizce güzel bir dil. İngilizce Shakespeare'in dili. Shakespeare bu herifin kurduğu bir tek cümleyi duysaydı kahrından bin kere ölürdü. Neyse işte ama Jenny. Ona acıyordu, işte durumuna üzülüyordu, sürekli bizim eve akşam yemeklerine davet ediyordu. Yani bir akşam Pieper çıka gel dedi ki, Londra Marksist Derneği kuruldu. Efendim? Marksist Dernek. Nedir bu? İşte dedi, bütün arkadaşlarla biz her hafta toplanıyoruz, senin yazılardan biri üstüne tartışıyoruz. Yüksek sesle satır satır okuyarak o yazıyı gözden geçiriyoruz. Bu yüzden kendimize Marksist dedik zaten ve yazdıklarına tümüyle, tüm yüreğimizle katılıyoruz. Tümüyle ve tüm yüreğimiz. Evet dedi, her doktor Marx, bana her doktor Marx diyor. Şimdi her doktor, bir sonraki toplantımızda bizi onurlandırmanızı rica ediyoruz. Katılımımız bizi onurlandıracaktır. Lütfen gelip bize bir konuşma yap. Yok, yapamam. Neden? Yapamam çünkü ben Marksist değilim. Yani, adamın İngilizcesinin berbat olması beni ilgilendirmiyor. Benimki de pek parlak sayılmaz. Ama düşünce yapısı, aman tanrım o ne bulanık ne. Can sıkıcı bir kafa, o ne kafa öyle. Yani düşüncelerimin etrafında sürekli dönüp dolaşıp onları çarpıtarak yansıtan bir uydu. Üstelik yalnız bu düşünceleri çarpıtmakla kalmıyor, onların arkasında duruyor. Bağnazca savunuyor. Başka türlü yorumlamak istemiyorum, resmen ihbar ediyorum diye.
Jenny'ye dedim ki, bak en çok neden korkuyorum biliyor musun? Neden? İşçi devriminin gerçekleşemeyeceğim. Hayır. Devrimin gerçekleştikten sonra bu Piper gibi heriflerin eline geçmesin. Şimdi güçsüzken dalgavukluk edenler iktidara gelince sormalığa başlayacak. İşçi sınıfı adına kendi kafalarına göre konuşacak mı? Ve benim düşüncelerimi bütün dünyacı bunlar yorumlayacak mı? Bu dogmatikler ordusu yeni bir rahipler sınıfı oluşturacak. Yeni bir hiyerarşik düzen. Arkasından gelsin aforozlar, yasaklamalar, şiddet ve bütün bunlar komünizm adına yapılacak. Ya komünizmin getirebileceği özgürlükler, güzellikler, yani yeni bir insanı yaratma çabası sürekli ertelenecek, geciktirilecek. Güzelim düşüncelerimizi berbat edecekler ve sonunda başka bir devrim gerekecek. Belki iki, belki üç. Ortalığı temizlemek için. İşte bundan korkuyorum. Hayır. Piper'ın kapitali İngilizce'ye çevirmesine izin vermezdim. Vermedim. Neden? Çünkü o 15 yıllık çalışmanın ürünüydü. Üstelik son koşullar. Her sabah o lampisti arasında uyuyan dilencileri geçip British Museum'a, onun o görkemli bir dubanesine gitmek, bütün gün orada gün batımına kadar okumak. Ekonomi politik okumaktan daha sıkıcı bir şey var mıdır hocam? Vardır, ekonomi politik yazmak. Gün batımında kararan sokaklardan eve doğru dönerken satıcıların mallarına bağıra bağıra biçtikleri fiyatları dinlemek, bir peni için kirli havada dilenen o kimi kör kimi topal Kırım Savaşı gazileri, Londra'nın yoksul kokusu. Evet işte eleştirmenlerim kapitalin önemini ve kapsamını küçümsemek isteyen eleştirmenlerim bütün radikal yazarlar için söyleyeceklerini söyleyecekler. Şimdi kuşkusuz çok korkunç bir kişisel deneyim yaşamış olmalı. Onun için böyle yazıyor. Evet. Öyle diyorsanız öyledir efendim. Evet. İşte son içinden geçip o kaldırımlarına lağım sularının karıştığı eve giden o yol, o yolun kenarındaki birbirinin üstüne binmiş daracık evler, her bir odasında en az ortalama 5 kişi tek bir odaya sığındığı için belizleri sararmış insanlar, bütün bunlar, evet, kapitaldeki öfkeyi beslemiştir. Doğrudur. Yani şimdi o zamanlar öyleydi dediğinizi duyardım. Ama bu 100 yıl önce, gerçekten sadece 100 yıl önce mi? Yani büyük şehirlerinizin varoşlarında, güneşsiz, havasız o eğreti barakalarda, gece kondularda, sokaktan çöp toplayarak, hastalıktan ölümü bekleyerek yaşayan insanlar geçmişte mi kaldı? Afrika'da kıtlıktan ve kuraklıktan ölen milyonlarca insan, salgın hastalıktan kırılan yığınlar başka bir dünyanın insanları mıdır? Yani bunları biz görmüyor muyuz? Okumuyor muyuz? Duymuyor muyuz? Her gün. İşte bugün çöplerle dolu sokaklarında o ünlü kentinizin New York'un o pis havasını solurken kafamda bunlar vardı. Soğuktan korunmak için sarmaş dolaş uyuyan kadın erkek o evsizlerin arasından geçerken ağlamaklı bir ses duydum. Bir fincan sıcak kahve için biraz bozukluğunuz var mı bayım? Ya bu mudur işte? Sizin ilerleme dediğiniz bu mudur? Evet. İlerliyorsunuz. Çünkü motorlu arabalarınız, uçan makinalarınız, telefonlarınız ve bu pislik içinde güzel kokmanızı sağlayan bin bir çeşit parfümünüz var. Evet, ilerliyorsunuz ama kimin sırtında? Ne pahasına? Diyeceğim hadi. Şimdi burada resmi rapor var. Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen yılki gayri safi milli hasılası. Bak gayri safi.
7 trilyon dolar. Ama çok güzel. Ev kalitesi. Ha, çok etkileyici. Nerede bu para? Bu paradan kimler yararlanıyor, kimler yararlanamıyor? Mesela orada, burada diyor 500'den az kişi 2 trilyon doları çeşitli iş kollarında denetim altında tutuyor. Kuzum bu insanlar. Ucuz kiralık evlerde oturan, kış ortasında yakıt parasını ödeyemeyecek durumda olan, bir çocuğunu beslemeye, büyütmeye çalışan, o ev kadınlarından daha mı soylu bunlar, daha mı çalışkan bunlar, daha mı toplum için değerli ve bu eşitsizlik sadece Amerika'da mı? Şimdi onu söyleyeceğim size. Bakın dünyanın dört bir tarafında günde 1 dolardan az parayla yaşayan 1.2 milyar insan, günde 2 dolardan az parayla yaşayan 2.8 milyar insan, yani dünya nüfusunun %45'i. Hangi ilerleme? Ben 150'yim. Önce kapitalizmin zenginliği muazzam ölçüde arttıracağını ama bu zenginliğin giderek daha az insanın elinde toplanacağını yazma. Size son haberleri okuyacağım. Gene bugünkü gazetelerden bakın ne diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük yatırım bankası Lehman Brothers'ın faaliyetleri Maliye Bakanlığı'nca durduruldu. Dedim. 100 milyar dolarlık zarar hükümet fonlarınca karşılanacak. Allah'ım. ING'nin Citigroup'un kurtarılması için 700 milyar dolarlık fon kongre tarafından onaylandı. Ekonomistler bunu yetmeyeceğini, krizden çıkabilmek için 4 trilyon dolara daha gereksinim olduğunu açıklıyorlar. Bir başka haber. İpotekli konut sahipleri borçlarını ödeyemiyor. İşte bu. Hep söylüyorum. Kapitalizmin gıdası bu. Bitmek, tükenmek bilmeyen krizler. Da 1860, 1890, 1929, 1970, 1980, 2008. Tarihler değişiyor, haberler hep aynı. Sermayenin darboğazı. Borsa dibe vurdu. Kapanan işletmeler, işten çıkarılan yığınlar. İşte iş bulma şansı yakalayanların sosyal haklarında kısıtlamalar. Hep aynı haberler. Aynı haberler. Bir tane daha okuyorum. 7,5 trilyon dolarlık zenginliğin sahibi Amerika Birleşik Devletleri krizden çıkmak için 4 trilyon dolar arıyor. İngiltere'de. Ya hadi bakalım şimdi ne olacak? Nerede alınacak bu para? Tabii gene Davos toplantıları yapılacak. IMF, Dünya Bankası, G7'ler, piyasayı her türlü denetimden serbestleştirmeye çalışanlar bugün piyasayı nasıl denetleyebileceklerinin yollarını arıyor. Ne olacak? Tabii işlerini kaybedenlerin hiçbir şansı yok. Büyük işletmeler küçükleri yutacak, daha da büyüyecekler. Arkasından alkışlar. Bravo, bravo, yaşasın kapitalist düzen, yaşasın serbest piyasa, yaşasın. Hadi be, anemiciler. Teknolojinin sürekli gelişmesi, ekonominin büyümeye endeksli olması ve karın arttırılması gereği kapitalizmi periyodik krizlere mahkum eder demiştim ben. Giderek ciddileşen, daha büyüyen krizler işte bugün dünyanın dört bir tarafında dalga dalga yaşadığımız bu değil mi? Ya da bir de benim düşüncelerimin öldüğünü söylüyorlar. Yapmayayım ben bunu böyle olacağını 150 yıl önce yazmadım mı? Böyle. Ay. Oo. Ne oluyor ya? Anlaşıldı yönetim bu işten pek memnun olmadı. Biraz ileri gittik galiba. Tamam şimdi. Efendim başka bir konuya geçiyoruz. Soho'daki apartman dairesinde Jenny bize sıcak çorbalar yapar. Patates haşlardı. İşte sokağın aşağı tarafındaki dostumuz fırıncıdan taze ekmekler alırdı. Sofraya oturduk. Ondan sonra akşam yemeğimizi yerken bir anladık günün önemli haberlerini konuşurdu. Son savaşlar, İrlandalıların özgürlük mücadelesi, ondan sonra iktidardakilerin ahmaklıkları, muhalefetin durumu,
aman aciz hayvanlar gibi sürekli öten, ciyaklayan bir muhalefet. Basının alçaklığı, korkaklığı. Tabii bunlar 1850'lerde oldu yani bugün. Öyle değil. Biraz değişik olabilir. Evet işte. Yemekten sonra sofrayı kurulardık ve ben yanımda bir an buralarım ve sahte zenginlerin ikisine üçüne kadar çalışmak üzere masaya oturdum. Bir tarafta kitaplarım dururdu. Ondan sonra bir tarafta İngiltere parlamentosunun tutanakları Jenny masanın öbür ucunda otururdu. Jenny benim yazılarımı temize çekiyordu. Yani öylesine berbat bir el yazım vardı ki her bir sözcüğün yeni baştan yazılması gerekiyordu. Bundan daha kahramanca bir görev düşünebilir misin? Ara sıra bir kriz. Kriz dedim ise dünya krizi değil. Yani kitaplardan biri kayboldu. Ay ben Ricardo nerede? Bulamıyorum. Ricardo nerede? Ekonomik politiğin etkilerini söylüyorsun. Onunla işimin bittiğini düşünmüş be. Tefeciye vermiş, yapma. Ya sen benim kitabımla. Ricardo mu? Verdin mi? Dur dedi, sakin ol. Ne var? Geçen hafta da annemin hediyesi olan yüzüğü vermemiş mi? De böyle. Her şeyimizi rehin bırakıyorduk. Özellikle Jenny'nin ailesinden gelen hediyeleri, arkasından elbiselerimizi. Bir kışı, bak Londra'nın kışlarını bilir misiniz? Koca bir kışı ve paltosuz geçiyor. Bir gün de sokağa çıktım, bir baktım ayaklarım donuyor. Ne oluyor demeye kalmadı. Ayakkabılarımı unutmuşum, giymemişim. Neden onu da bir gün evvel rehine vermiştim? İşte böyle. Yani beş parasızdım. Kitaplarım para etmiyor. Örneğin kapitalden aldığım para o kadar azdı ki kitabı yazarken içtiğim tütün parasını bile karşılamadım. Bu durum kapital basıldığında onu kutlamaya karar verdik. İşte maskotumuzu, yemek takımlarını rehinciden geri aldık. Ve tabii Engels'in verdiği parayla. Engels bir aziz. Yani onu tanımlayabilecek başka bir söz bulamıyorum. Hava gazımızı, suyumuzu kestikleri de ev karanlık, moraller sıfır olduğunda Engels en böyle bir adı üstün melek gibi ortaya çıkar ve bütün borçları öderdi. Faizcilerin parasında babasının Manchester'da fabrikalar var. Yani bizi kapitalizm kurtardı. Ama onun da çok parasızlık çektiği zamanlar oldu biliyor musunuz? Çünkü babası bilimsel çalışmaları dışında politik faaliyetleri için para vermeyi reddetti. Buna rağmen en güç zamanlarında bile Engels bize yardım etti. Hiçbir kaçınma. Öyle ama işte her zaman da neye ihtiyacımız olduğunu bilemiyoruz. Tabii bizim evde ekmek alacak para yokken o bize kasa kasa şarap gönderiyor. Ya da bir Noel'de biz daha Noel ağacı alacak para yokken eve 6 şişe şampanyayla çıkar geldi. Ne yapalım? Oturduk öyle. Ağaç varmış ki etrafına. Şampanya içerek Noel türküleri söyledik. Ay 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 ay. Evet şimdi şu anda devrimci arkadaşlarımın neler düşünebildiklerini tahmin ediyorum. Evet. Ateist Marx ve Noel ağacı. Olur mu? Evet, dini halkın afyonu olarak tanımladığım doğrudur. Ama bu tanımlamanın yer aldığı bölümün tümünü kimse dikkatle okumamıştır. İşte burada, bakın ne diyoruz biz burada? Din ezilen kitlelerin iniltisi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz koşulların ruhu, ve halkın afyonu. Evet, afyon çare değildir ama acıyı dindirmek için gerekli olabilir. İşte bu. Nereden biliyorum? Çıbanların yüzünden, tekniklerinden biliyorum. Evet efendim, evet. Evet, Jenny. Jenny'yi düşünmeden edemiyorum. Bütün eşyalarımızı derleyip toplayıp İki kızımızı Jennifer ve Laura'yı yanına alarak Manş Denizi'ni geçip Londra'ya nasıl getirmişti? Orada üç doğumlu
dair. O soğuk, sefil apartman dairesinde çocuklarını besleyip büyütmeye çalıştı ve üçünün de ölümünü gördü birer birer. Guido da ayırmaya başlamamıştı. Francesca bir yaşındaydı ve arkadaşlar 3 pound borç almıştı ona tabut yaptırmak için. Muş 8 yaşına kadar yaşadı ama başlangıçta bir ters giden bir şeyler vardı. Çünkü onun o güzelim kafası dışında hiçbir tarafı büyümüyordu. Öldüğünde yere uzanıp yanında sabaha kadar cesedinin çevresinde uyumuştu. Yani bu yüzden Laura, Eleanor doğduğunda tedirgindi. Ama o çetin cevizci. Şanslı sayılırdı çünkü 2 ablası vardı. Onlar da zar zor hayatta kalmışlardı. Jennifer Paris'te doğdu. Paris olağanüstü bir yerdir. Aşıklar için ama çocuklar için değil. Laura Brüksel'de doğdu. Kimse Brüksel'de doğdu. Evet, şimdi biz parasız. Ama pazar günleri piknik yapmayı hiç ihmal etmedik. 1,5 saat kadar kırlarda yürürdük. Jenny, ben, kızlar, Lenchen. Lenchen, yani onu sor. Lenchen sorar. Lenchen Dana Rosto yapardı. Çayımız olurdu. Meyveli kek, biraz peynir, bira. Eleanor en küçükleriydi, bira için. Paramız yoktu ama çocukların da eğlenceye ihtiyacı vardı. İşte bir sefer evin kira parasını elini tutuşturup onları Fransa'nın Atlantik Okyanusu'na bakan sahillerine göndermiştim. Bir seferinde de yemek için ayırdığımız parayla eve bir piyano aldık. Hey, kızlar müziği seviyorlar. Yani şimdi bir baba aslında çocukları arasında ayrım yapmamalı ama Eleanor. Ah, ah o Eleanor. O benim gözlerimdi. Jenny'ye dedim ki, ya bu Eleanor garip bir çocuk. Dedim, o dedi ki, sen Max'ın çocuklarının normal olmalarını bekliyorsun. Evet. En genç ve en zeki olanları Eleanor'du. 8 yaşında bir devrimci. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar bir şey. Yani Polonya Ruslara karşı isyan ettiğinde bizim Tasi'den, biz ona Tasi diyoruz. Tasi, Polonyalı küçük cesur yoldaşlarıyla ilgili olarak Engels'e bir mektup yazdı. 9 yaşındayken bu zaman Amerika'ya. President Lincoln'a, işte konfederasyona karşı giriştikleri savaşta nasıl başarılı olabilecekleri konusunda yol gösteren bir mektup yazdı. Yani ama işte gene de çocuktu bu ya, çocuk bu. Bir yandan bebeklerini giydirirken sigara içen, şarabını yudumlayan bir kız çocuğu. 10 yaşındayken benimle satranç oynuyordu ve artık onu kolay kolay yenemiyordu. 14 yaşında bu sefer adi bir kararla ve öfkeyle İngiltere'de dini ayinleri koruyan yasaya karşı çıkmaya başladı. İngiltere'de pazar günü dini tören dışında hiçbir etkinliğe izin yoktu. Bizim Tasi, St. Martin's Hall'da halka açık pazar akşamları adıyla toplantılar düzenlemeye başladı. Handel, Mozart, Beethoven çalan müzisyenler getirdi. 2000 kişi. Ağzına kadar doluydu salon. Yani yasa dışı bir durumda ama kimse tutuklanmadı. Bu bir dersti. Yasalara karşı çıkacaksanız bunu 2000 kişiyle birlikte yapın. Ve tabii Mozart. Ama Tassi'yle yaşamak kolay değildi. Yani her söylediğinize karşı çıkan bir kız çocuğu sahibi olmak ne kadar can sıkıcı. Hiç anlayamazsın. Benimle yazılarımı tartışıyor diyor. Yani örneğin Yahudi sorunu üzerine adlı yazı pek kolay bir metin de değil anlaşılması. Tassi bunu okudu ve hemen beni tartıştırdı. Sen de bir neden orada öyle Yahudileri, kapitalizmin temsilcileri olarak ayırıyorsun. Yani ticaretle ve açgözlülükle zehirlenen sadece onlar değil ki. Değil ki ben dedim ki hayır ben Yahudileri ayırmıyorum. Ben sadece canlı bir örnek olarak kullanıyorum. Buna cevap olarak Yahudi yıldızı taşımaya başladım. Ben şimdi ne diyeyim bir şey söylemedim. Omuzumu siktim yürüdüm gidiyor. Arkamdan ayrıldım. İşte tipik bir Yahudi davranış.
Dile de babam ya. Şöyle Tahsin benim babamın sonradan Hristiyanlığa geçtiğini biliyordu. O dönemde Almanya'da Yahudi olmak kolay değildi ya. Neyse şimdi babam beni 8 yaşında vaftiz ettirmişti. Tahsin'in buna aklı takılmış olacak ki Arap dedi. Şimdi bizimkiler bana Arap derler. Senin vaftiz edindiğini biliyorum ama daha önceden sünnet olmuştun değil mi? Yani hiçbir şey utanmaz, sıkılmaz. Ara sıra iyice sapıttı oluyordu. Bir ara Yahudi yıldızının yanında bu sefer haçta taşımayanmış. Yani Hristiyanlığa inandığından değil, İrlandalıların İngilizlere karşı isyanını yürekten desteklediğinden. Sonra bir gece çok kötü bir şey. Korkunç bir şey oldu. İngiliz hükümeti sarhoş bir kalabalığın tezahüratı eşliğinde Soho'nun göbeğinde iki İrlandalı genci astı. Akşamüstü çaylarıyla ve meydanlara kurdukları dar ağaçlarıyla kibar İngilizler, evet o gece İngiltere'den özgürlük isteyen iki İrlandalı delikanlıyı astılar. Herkesin gözü önünde. Sabaha kadar ağladı. Eleanor dedim ki yapma lütfen. Yani dünyadaki olup biten bu korkunç olayların seni bu kadar. Sen kendini kaptırma. Sen daha küçüksün. Sen daha 15 yaşındasın dedim. Evet Arap dedi. Tam da bu nedenle işte. Ben artık 13 yaşında değilim. 14 yaşında da değilim. 15 yaşım. Evet, 15 yaşındaydı ve azıcık bir çalımla çevresindeki bütün yakışıklı delikanlıları kendisine delicesine aşık edebiliyordu. İsterseniz bunun listesini yapabilirim. Yani bütün hayatı boyunca bu politik konularda hep çok zekice fakat aşk konusunda hep aptalca davrandı. Örneğin Paris Komünü'nün kahramanlarından Lisa Garay için deli oluyor. Ne alakası var şimdi? Yani ama hiç olmazsa rahatsızdı Lisa Garay. Cenişen'in sevgilisi İngiliz. İngiliz erkekleri İngiliz yemeklerine benzer. Yani bu konuda başka bir şey söylememe gerek yok. Evet, bir de Laura'nın sevgilisi LaFarge vardı ki yani evlere şenlik. Bu çocuğun da herkesin içinde sevgisini gösterme biçimi yani garipti. Elleri sürekli Laura'nın kıçı üzerinde. Ben şimdi bu da Jenny beni yatıştırmaya çalıştı. Diyordu ki tamam onlar öyle yetişti o çocuk. Yani öyle, o kreol biliyorsun onlar Küba'dan gelmişler Fransa'ya. Sanki Küba'da herkes eli sevgilisinin kıçında dolaşıyor. Sen Jenny hep beni yatıştırmaya çalışıyor. Yatıştırmaya çalışıyor. Beni yatıştırabilirdi belki ama çıvanlarımı. Asla hiç çıvan çıkardınız mı? Ah bu kan çıvanları benim hayatım boyunca başıma bela aldılar. Bundan daha iğrenç bir hastalık düşünemiyorum. Ve bir sürü insan da beni çıvanlarım aracılığıyla anlamaya çalıştılar biliyor musunuz? Marx kapitalist sisteme karşı öfke doludur çünkü çok çıvanı vardır. Filama bakıyor. E peki o zaman çıvan çıkarmayan devrimciler için ne diyeceğim? Merak edin. Ah tabii onlar da bir kul bulacaklardır kuşkusuz. Bu küçükken babasından çok dayak yedi onda. Bunu anası 10 yaşına kadar kucağında büyüdü. Buna bir türlü çişini tutmayı öğretmediler onda. Yani sömürüye karşı çıkmak için illaki anormal olunması gerekiyormuş. En akla yakın olanın dışında her türlü açıklama. Oysa nedeni çok basit. Kapitalizmin doğasında insan ruhuna aykırı bir şey vardır ve bu insanı isyana sürükler. Ah belki de kan çıvanları benim öfkeme aldılar. Demir azıyorlardı ama yani siz çıvanlarınız varken oturup çalışmaya ve okumayı yazmayı hele bir deneyin bakalım kolay mı? Tabii şeyler uyku uyuyamıyordum ben. Felaket. Ondan sonra birden mucizevi bir şey keşfettim. Su. Bu kadar basit. Su. Yani ılık suyla ıslatılmış bezler.
sağ başı Cem'i bu yönteme uyguluyor. Oh, oh bir ferahlık, bir ferahlık. Ay, gece yarısı benim acıyla bağırdım, duyuyor. Yatağından fırlıyor, hemen ıslak bezlere yetiştiriyordu. O olmadığı zaman da lencere düşüyor bu iş. Ha işte onu anlatacaktım. Lencere. Biz Londra'da sefaret içinde debelenirken Cem'in annesi bebeklerin bakımına yardımcı olsun diye yollamış. Yani bütün eşyalarımız rehindeydi ama birdenbire bir hizmetçi sahibi oldu. Yani neyse bu işte aristokrasi içinden biriyle evlenmek böyle olur anlaşılan. Yani kayınvalide size para göndereceği yerde o güzel keten gömlekler. Ondan sonra gümüş çatal bıçak takımları gönderebiliyor. Ha bir de hizmetçi. Aa ne güzel. Ama fena fikir değil aslında. Hizmetçini sizin yerinize gömlekleri ya da gümüş takımları tepeciye götürüp ondan nakit para alabilir. Ki Lencen bunu en çok kere yapmıştır. Ama o hiçbir zaman hizmetçi olmadı. O çocuklar ona taplıyordu. Cenni'yle de arası çok iyiydi. Cene hastalandığında bir saniye bile başından ayrılmadı. Yalnız işte bir zaman erken yüzünden Cene ile aramızda bazı gerginlikler yaşanan. Bir gün bu sabah Lencen'e baktığını gördüm dedi. Nasıl? Yani ne demek istiyor? Ne gibi? Bir erkeğin bir kadına baktığı gibi demek istiyor. Hiçbir şey anlamadım ne demek istediğini dedim. Bittim ama yani işte bu konuşma aramızda sonu hiç hayırlı olmayacak tartışmalardan birinin girişiydi. Budur. Yani Din Caddesi'ndeki apartman dairesinde hayat böyleydi işte. Dışarıda da Londra vardı. 1858 yılında Londra sokaklarını bir gözümüzün önüne getirmeye çalışın. İki penniye taze ekmek satan güzel fırıncı kızlar, köşe başında omuzunda maymunuyla duran laternacı, fahişeler, sihirbazlar, ateş tutan adamlar, trompet çalan seyyar satıcılar, zille, çan sesleri, bandolar, İskoç kaydaları ve hep aynı yerde durup İrlanda türküleri söyleyen dilenci kız. İşte her akşam ben British Museum'dan Din Caddesi'ndeki o çamurlu bölgeye yürüyüp yeni yapılmaya başlayan lambaların altından geçip lağım kokusu arasında yürürken bunları görürdüm. Bir yandan da civardaki zengin mahallelerin kaldırım taşlarına gösterilen özeni düşünüyorum. Ne yapalım? Kapital'in yazarına da kapitalist sistemin mahkum eden eserini yazarken böyle bok içinde çalışıp dilirmek yakışır. Yalnız Cenni benim bu çamurlu yollarda yürümek konusundaki sıkıntılarımı hiçbir zaman paylaşmadı. Aynen kapitali okumak gibi diyor. Bataçık. Cenni benim en sert eleştirmenim oldu. En acımasız, en dürüst diyebilirsiniz ama dürüst bir eleştirmenden daha insafsız biri olabilir mi? Kitap onu endişelendiriyordu, evet. Das Kapital. Başlangıçta beri meta ve değişim değeri, kullanım değeri üzerine yaptığım tartışmanın okuyucuları sıkabileceğini düşünüyordu. Kitabı fazla uzun, fazla ayrıntılı, fazla ağır buluyordum. Dedi ki bir gün sendikacı arkadaşımız Peter Fox'a kitabını hediye ettiğinde sana ne demişti hatırlasana. Peter bana bir fil hediye edilmiş gibi hissediyorum demişti. Cem de aynı bunu buluyor. Evet diyorum senin kitabın gerçekten bir fil. Ya dedim ki bunun komünist manifesto gibi öyle herkese seslenen bir broşür olmadığını, bunun derin analiz olduğunu söylemem. Tamam dedi analiz olsun. Ama manifesto gibi aykırsın. Desin ki Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaş. Komünizmin hayaleti işte bu. Evet bu okuyucuyu bu heyecanlandırır. Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaş. Arkasından beni bezdirmek için kapitali giriş
cümlelerini okudu. Bakarız. Evet. Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği muazzam bir meta birikimi olarak kendini gösterir. Araştırmalarımızı bu nedenle metanın tahliliyle başlaması gerekir. Meta her şeyden önce bizim dışımızda bir nesnedir ve taşıdığı özel... Yani bu kadar sıkıcıymış. Tamam, biraz sıkıcı, kabul ediyorum. Zaten bunu Ceni'ye de itiraf ettim ama biraz sıkıcı diye bir şey olamaz. O kitap okuyucuyu uyutacak. Ay, yanlış anlaşılmasın. Yani kitabın derin bir analiz olduğunu kabul ediyordu. Aslında kitap kapitalist sistemin tarih sahnesine nasıl çıktığını ve üretici güçleri büyüterek dünya refahını alışılmadık bir düzeye çıkardığını ve bunun sonucu olarak biriken zenginliğin dağılımının emekçiyle işvereni insanlıktan uzaklaştırdığını, doğası gereği bu durumun kendi mezar kazıcılarını ürettiğini ve sonuçta daha insanca bir sisteme yol açacağını söylüyordu. Yalnız Celil'in derdi başka. Şimdi biz bu kitapla ulaşmak istediğimiz kitlelere ulaşabiliyor. Bir gün dedi ki, sansür kurulu bu kitabın basılmasına neden izin verdi biliyor musun? Neden? Hiçbir şey anlamadılar da zaten bunu okuyacak olanların da bir şey anlayacağı yok diye düşünüyorlar. O nedenle senin kitabın zararsız. Hadi bakalım. Verona, kapitalin çok olumlu eleştiriler aldığını söyleyecek. Biliyorsun dedi, zaten yazıların çoğunu Engels yazdı. Anladım dedim, sen benimle mutlu olmadın için herhalde bu kadar çok eleştiriyorsun bu kitabı. Siz erkekler dedi, çalışmalarınızın eleştiriye hak ettiğini kabul edemiyorsunuz nedense. Ve bunu hemen kişisel nedenlere bağlıyorsunuz. Evet Arap dedi, benim de kişisel nedenlerim var, kişisel duygularım var ama bunlar çok apayrı. Kişisel duygular. Yani o zamanlar Jenny tabii çok zor günler geçiriyordu ve bunun tüm sorumlusunun ben olduğunu düşünüyorum. Yalnız onu rahatlatmak için ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Jenny ile ben birbirimize aşık olduğumuzda ben 17 yaşındayım, o 19 yaşındaydı. Yani o kumral saçları, kahverengi gözleriyle olağanüstü bir görünüm. Ailesi de her nasılsa benden hoşlanmıştı. Yani aristokrat bir aile. Westphal'ın ailesi. Zaten aristokratlar hep entelektüellerden etkilenmişti. Biz onun babasından oturup uzun uzun antik Yunan felsefesi üzerine tartışmalar yürütürdük. Ben doktora tezimi Demokritos ve Heraklitos üzerine vermiştim ve o sıralar bir şeyi fark etmeye başlamıştım. O güne kadar filozoflar dünyayı sadece yorumlamıştı. Oysa önemli olan onu değiştirebilmek. İş Almanya'dan sürüldük, Paris'e geldik. Paris, gerçekten orada çok mutluyduk. Yokluk içindeydik ama işte balayıydı bizim için. Ve bizim gibi yokluk içinde yaşayan arkadaşlarımızla o Paris kafelerinde saatlerce oturup geceler boyunca tartışıldık, ne takımdık ama kıllı anarşist koca Bakunin, yakışıklı ateist Engels, büyük şair, azizler soyundan Heine ve Proudhon, mülkiyet hırsızlıktır diyen ama kendi payını isteyen. Ardından Londra'ya. Tabii Paris'te fakir olmak başka, Londra'da fakir olmak başkaydı. İşte yani Jenny yeniden hamile kaldı. O sefil apartman dairesinde birinden birinin sürekli hasta olduğu, o çocukları büyütmek kolay değildi. Ardından çiçek hastalığına. İyileşti, izleri kaldı yüzün. Ben onun hala güzel olduğunu söylüyordum abi işe ya. Yani şu Jenny'yi tanımanızı ister. Onun benim için yaptıkları hiçbir şeyle ölçülemez. Bir defa başka erkekler gibi öyle herhangi bir işte çalışamayacağım gerçeğini kabul ettim. Bir defa denedim çalışmak. Demir yollarına,
katip olarak işe girmek için bir başvuru mektubu yazdım. Aldım cevap, öyle dedi. Her Doktor Marx, iş talebinizle bizi onurlandırdınız. Bugüne kadar hiçbir felsefe doktoruyla çalışmamıştım. Nasıl kabul edersiniz ki bu görev okunaklı bir el yazısına sahip olmayı gerektiriyor? Bu nedenle üzülerek talebinizle. Yani, düşüncelerime hep inandı ama beni sürekli eleştirmekten de geri kalmadı. Sen dedi bir gün bana, şu artı değer teorini öyle sıradan bir işçinin anlayabileceği bir biçimde bana bir anlatsana. Ben dedim ki yani emek değer teorisini, emeğin nasıl kendinden daha fazla değer üreten özel bir meta olduğunu anlamayan kimse artı değer teorisini anlatmak mümkün değildir. Emeğin değerinin kullanımla belirlendiğini, bu değerin diğer bütün metaların değerini belirledi ve bu değerin sonuçta emeğin değerini aştığını anlamayan biri emekle değer arasındaki teorik ilişkiyi kavrayamaz ve artı değeri de anlayamaz. Olmadı. Bu söylediğinden kimse bir şey anlamadı. Bu nedir bu? Hiçbir şey. Ne demek? Sen öyle demeyeceksin. Sen işçilere diyeceksin ki bak senin patronun seni çalışmana ve yaşamana yetecek kadar asgari ücretle çalıştırıyor. Ama senin neyin? Ona sana ödediğinden çok daha fazla para kazanıyor. O yüzden o zenginleşirken sen fakir kalıyorsun. Tamam. Diyelim ki hadi kabul. İnsanlık tarihinde benim artı değer teorimi çok fazla insan tam olarak anlayamamıştır diyelim. Ama bu geçerli, hala geçerli. Yazıyor işte. Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın raporunda yazıyor. İşçiler sürekli daha fazla üretim yapıyor ve daha az para kazanıyor. Sonuç, onu da yazıyor orada. Amerikan toplumunun %1'lik en zengin kesimi ülke zenginliğinin %40'ını elinde tutuyor. Budur. Ve işte kapitalist dünyanın en göz kamaştırıcı, en büyük örneği olan ülkede durum bu. Üstelik bu ülke yalnızca kendi halkını soymakla kalmıyor. Diğer bütün dünyayı da sömürüyor. Yoksul ülkeleri borçlandırıyor, kendine bağlıyor. Arkasından istediği gibi parmağını doğratmıyor. İşte bu. Bunu söylüyoruz her zaman. Ama Jenny benim doğası gereği anlaşılması güç düşüncelerimi basitleştirmeye başlayayım. Sen yeryüzüne, fanilerin arasına dön her doktor dedi. Sen aydın okuyucuyu bırak, işçilere seslen. Evet, Uluslararası İşçiler Birliği'nin ilk toplantısında konuşma yapmak üzere davet edildiğimde Jenny benimle birlikte geldi. 1864 yılı sonbaharıydı. St. Martin's Hall'da 2000 kişi toplanmıştı. Onlara dedim ki, düşmanlıkları ve ulusal ön yargıları pekiştiren savaşlardan boş yere ölen insanları bu cinayet niteliğindeki dış politikalara karşı bütün ülkelerin işçileri birleşmelidir. Tüm ahlaki değerleri ve adaleti egemen kılmak için tüm sınırları aşarak birleşmeliyiz. Dünyanın bütün işçileri birleşin. Dedim. Ne? Jenny bunu beğendi. Yani gerçekten birleştiler de biliyor musunuz? Yani proletaryanın vatanı bütün dünyadır diyerek kendi ulusal kimliklerini bir kenara bırakarak genel sınıf çıkarları doğrultusunda birleştiler. Tam düşündüğüm gibi oldu. Kiminde başarılı oldular, kiminde kanlı bir biçimde ezildiler. Sonra sermayenin gücü karşısında gelecekler, güçten düştüler. Ardından dünyanın bütün patronları birleştiler. Küreselleştiler. Budur. Evet, budur ah Celik. Soyumuz kesikti bak. Ağlagazı kesikti Jenny gene de. Hiç o aileyi ayakta tutmak için çalıştı, çabaladı, didindi, durdu.
Yani. Bu arada kadınların özgürleşmesi hareketinden de uzak durma. Yani evde oturup çorap yapmamanın, yemek pişirmenin kadının yaratıcı enerjisini körelttiğini düşünüyorum ve bu yüzden evde kalmayı reddediyorum. Benim teorik olarak kadının özgürleşmesinden yana ama pratikte kadın sorunlarına karşı uzak durmakla suçluyordu. Sen ve gel istiyordun siz. Kadın erkek eşitliği konusunda yazıp çiziyorsunuz ama işte kendi hayatınızda bunu uygulamaya yanaşmıyorsunuz. Ne diyeyim? Tamam, ben bu konuda yorum yapacağım. Öyle düşün. Yani Jenny, ah Jenny. Jenny ile ben biz birbirimize deli gibi aşık. Bunu size nasıl anladın? Ama sonra Londra'da çok zor zamanlarımız oldu. Aşkımız direniyordu. Yalnız bir noktadan sonra işler değişti. Neden bilmiyorum. Jenny eskisi kadar güzel olmadığım için dedi. Öfkelen. Ya da Lenker yüzünden dedi. Efendim daha çok öfkelen. Aslında sen benim haklı olduğumu biliyorsun. O yüzden bu kadar kızıyorsun deyince diyeceğim. Yok, en hayırlısı bu işi burada kapatmak. Ben bu konuyu kapatıyorum. Bitti. Evet. Şimdi. Burada. Bir de o laf var. Sovyetler Birliği yıkıldığına göre komünizm öldü diyor. Hı? Ya bu aptallar komünizmin ne olduğunu biliyor musun? He? Ölen komünizm miydi yoksa gelişimin büyüsüne kapılıp yeni bir toplum yaratmanın heyecanını yitiren aşırı disiplinli bir bürokrasinin yönettiği baskıcı bir rejim miydi? Yok, hayır, komünizm ölmedi. Sadece tarih içindeki yolculuğunun bir durak noktası yerle bir oldu. Yoksa komünizm öldü diyenler bir takım bürokratik ahmaklıkların Stalinist dogmatizmin komünizm olduğunu sanıyorlar. Politikacılar, gazeteciler, böyle düşünen kim varsa bunlar ne tür bir eğitim alıyorlar Allah aşkına. Ben bunu anlamış değilim. Bunlardan kaçı acaba? Yıllar önce bizim Engels'le birlikte yazdığımız manifestoyu okudular. Bakın ne diyoruz? Tüm sınıfları ve sınıf karşıtlıklarıyla birlikte eski burjuva toplumunun yerine öyle toplumsal bir birlik koyacağız ki bireyin özgür gelişmesi, herkesin özgür gelişmesinin temeli olacak. İşte budur. Komünizmin amacı budur. Bakın bireyin özgür gelişmesinden söz ediyor. Bireyin özgürlüğüdür. Yani daha sevecen, daha şefkatli bir insan yaratmak için kendini geliştirmek. Yani kendilerine komünist ya da sosyalist deyip devlet kapitalizminin batağına saplanan, gangster gibi davrananlar komünizmi anlayabilirler mi? Sizin aynı fikirde olmayan insanların düşüncelerini mahkum et. Onları yasaklamak, süründürmek, yok etmek. Yani benim hayatımı verdiğim komünizm bu mu ya? Her şeyden kuşku duyun dedim ben her zaman. Tarihin cephesine bakın ki benim gibi bir adamı bunlar bir dogma üreticisine dönüştürdüler. Hayır efendim, hayır. Sosyalizm, kapitalizmin aptallıklarını yeniden üretmek durumunda değildir. Onun silahlarını kullanmamalı. Evet, işçi sınıfı diktatörlüğünden söz ettik. Ama bir partinin ya da merkez komitesinin ya da tek bir kişinin diktatörlüğünden değil. Biz işçi sınıfının geçici egemenliğinden söz ettik. Halk devleti ele geçirecek. Bir süre için. Herkesin çıkarı doğrultusunda kendi kendini yönetecekti. Artık devletin gereksiz duruma gelip yavaş yavaş yok olacağı güne kadar. Yalnız işte bizim Bakunin bu fikirde değildi. Anarşist Bakunin, ona göre bir devletin işçi devleti olsa bile
Eğer ordusu, polisi, hapishaneleri varsa en genç o devlet diktatörlüğe dönüşecek. Mihail Bakunin, biliyor musunuz onu? Hiç duydunuz mu? Hakkında bir şeyler duydunuz mu? Anarşist Bakunin, yani bir romancı onun gibi bir karakter yaratmış olsa böyle bir insan gerçek hayatta var olamaz. Abartmışlar. Şimdi onunla bizim aramızdaki şey öyle demeyelim, şöyle diyelim. Yani biz geçinemiyorduk, anlaşamıyorduk demek durumu biraz hafifsemek gibi olur. Biz Engels'le Brüksel'de manifestoyu yazarken bizim için ne demiş biliyor musun? Marx'la Engels, özellikle Marx, kaşarlanmış burjuvalar. Ne biliyor biz kaşarlanmış burjuvalarmışız, biz. Ama Bakunin'le kıyaslarsak herkes burjuvaydı. Çünkü o domuz gibi yaşamayı seçmiş. Ama siz domuz gibi yaşamıyorsanız, evinizin çatısı varsa, yani bir piyanoya sahipseniz, taze ekmek yemekten, şarap içmekten hoşlanıyorsanız, siz burjuvaydı. Evet. Yani adamın ben cesaretini takdir ediyorum. Bu Sibirya'ya sürüldü, oradan kaçtı. Bütün dünyada dolaşıp devrim yaratmaya çalıştı. Anarşist bir toplum kurmak istiyordu ama bu toplumu sadece kafasının içinde gerçekleştirebildi. Bir ara Bologna'da bir ayaklanma yönetmeye kalktı. Kendi silahından kendini vuruyordu neredeyse. Hiç resmini gördünüz mü? Alman efendim. Böyle dev gibi bir adam. Hatta bir ifade bol sakal. Hapishane yılları sonucu bütün dişleri dökülmüştü. O sanki bu dünyada değil de kendi hayal dünyasında yaşıyor gibi. Parayı taktığı yoktu. Parası olduğu zamanlar ona ona dağıttır. Olmadığı zamanlar nasıl ödeyeceğini düşünmeden herkesten borç aldı. Hiç evi olmadı. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Bütün dünya onun eliydi. Arkadaşlardan birinin evine girdiği zaman geldim ben. Nerede yatıyorum? Yemek ne var? Bir saat içinde ev sahibi olur çıkar. Bir akşam biz Soho'da yemekteydik. Çıka geldi. Zaten hep yemek vakti geldi. Acı değil. Biz öyle İtalya'da sanıyorduk. Onlar ne zaman bir haber gelse dünyanın bir tarafında devrim örgütlüyor olurdu. Çıktı geldi böyle. Kapıyı menteşelerden sökercesine açtı, içeri girdi. Merhaba yoldaşlar dedi, geçti oturdu. Sosisle eti büyük lokmalar halinde mideye indirdi. Arkasından biraz peynir tıkındı. Kadeka brandy içti ya Mihail dedim, biraz da şarap iç. Bak şarap, şarabımız bu. Hem brandy pahalı biliyorsun dedi. Tamam dedi, aldı bir lokma. Berbat dedi. Brandy insanın zihnini açıyor. Arkasından başladı günlük performansını, artık sövdü, saydı, nutuk attı, ahkam kesti, ders verdi. Artık yani ama geride ben kendimi tuttum, Jenny konuştu dedim. Mihail dur dedim, yavaş biraz. Odadaki bütün oksijeni tüketiyorsun. Ya arkasından hiçbir şey yokmuş gibi konuşmaya devam etti. Aman neler neler ne. Kafası anarşist süpürüntü dolu, ütopik, romantik bir takım saçmalıklar, zırvalıklar. Ben zaten bunu internasyonelden atmayı düşünüyordum da işte Jenny engel oldu. Neden altı kişilik gruplar hep aralarından bir şeyler atmaya çalışır? Devrimciler böyle midir her zaman? Neyse yani bir gece sabaha kadar uyumuş. Bir haftadır bizde kalıyor. İçtik, tartıştık. İçtik, gene tartıştık, ayakta duracak halimiz kalmadı. Ben bir ara o konuşurken hafif içim geçmiş, uyumaya başladım, beni tuttum. Ben daha konuşmamı bitirmedim. Komünü konuşuyordum. İşte o 1871 kışı gerçekten muhteşem. Paris'te komün iktidarı ele geçirmişti. Bakunin bu devrimin içine balkama aldı. Kendini bütünüyle devrime adadı. Fransızlar Bakunin'i çok iyi anlamışlardı. Onun için bir tekerleme uydurdular.
Devrimin ilk günü Bakunin değerli bir hazinedir. Ertesi gün kurşuna dizilmektir. İnsanlık tarihinin olağanüstü bir dönemi olan Paris Komünü hakkında ne biliyorsunuz acaba? Şimdi öyle ki aslında basit çok hatalı içinde başladı. Üçüncü Bonaparte'ın sözü. Napolyon. Üçüncü Napolyon. Bu herif tam manasıyla bir soytarıydı. Yani 16 milyon Fransız köylüsü yıkıp döküp kulübelerde sefalet içinde yaşayıp çocuklar ölüp giderken halka sırıtan bir sahne soytarısı işte. Ülkede bir meclis vardı. İnsanlar oy veriyor diye bir demokrasi oldu. Varsayılıyordu. Sıkça yapılan genel bir hata. Şimdi Bonaparte ille de zafer istiyordu ve Bismarck'ın ordularına saldırmak gibi çok büyük bir hata yaptı. Kısa zamanda orduları bozguna uğradı ve Almanlar Paris'e girdiler. Fakat Paris silahlardan daha etkileyici bir şeyle karşılaştılar. Sessizlik. Sokaklar bomboş. Ortalıkta kimse yok. Görünmez, sessiz, muazzam bir direniş. Almanlar bu durumda en akıllıca işi yaptılar. Zafer anıtında bir tören düzenleyip acele Paris'i terk ettiler. Yeniden eski düzene, Cumhuriyet idaresine dönüldü fakat kendini liberal olarak adlandıran kibar beyler Paris'e dönmeye cesaret edemediler. Korkudan tir tir titriyorlardı çünkü Almanların gidişiyle Paris işçilerin, ev kadınlarının, memurların, aydınların, silahlı yurttaşların eline geçmişti. Ve Paris halkı bildiğiniz gibi bir hükümet kurmadı. Paris halkı halkın ortak enerjisini birleştirip harekete geçirerek yepyeni bir yönetim biçimi yarattı. Bir komün. Paris. İşte. Bakunin ne dedim ki eğer demokrasiden ne anladığımı, işçi sınıfı diktatörlüğünden ne demek istediğimi anlamak istiyorsun sen buraya bak. Paris. İşte orası gerçek demokrasi. Seçimlerin İngiltere'de, Amerika'daki gibi öyle sirk gibi yapıldığı, eski düzeni koruması için şu ya da bu adaya oy verildi ama sonuçta hangi aday kazanırsa kazansın yine de zenginlerin ülkeyi yönetmek ve devam ettikleri bir demokrasi değil. Paris Komünü. İşte Paris yani günün 24 saatinde halk Paris'in dört bir tarafında toplandı halinde. Sürekli tartışıyor. Karar alıyor. Paris Komünü sadece birkaç ay sürdü ama bu kasıcık süreci bile tarihte ilk kez yoksulları temsil eden bir yasama organı kurdu. Çıkardığı bütün yasa yoksullar ve ezilenler için. Yoksulların borçlarını sildi. Kira ödemelerini erteledi. İhtiyaçları olan malları rehinden kurtardı. Komünün yöneticileri işçilerden daha fazla para almayı, ücret almayı reddettiler. İnsanların tiyatrolara bedava gidebilmesinin yollarını aradı. Ya kadınların eğitimi için bir komisyon kurdular. Bilir misiniz? Ben bu ilk defa alıyorum tarihte. O güne kadar duyulmamış bir konu. Kadınların eğitimi. Komün, bilimin ulaştığı en uç noktayı değerlendirmekten yanaydı. Uçan balonlarla Paris çevresindeki kırsal alan üstünde dolaşıp köylülerin üstüne kağıt bildiriler dağıtmışlardı. Basit ama güçlü bir mesajı olan bu tek cümlelik bildirilerin aslında dünyanın her tarafında emekçilerin üstüne atılması gerekir. Çıkarlarımız aynı. Komün eğitimin amacını açıkladı. Çocuklara akranlarını ve diğer insanları sevmeyi, saymayı öğret. Yani sizin eğitim üstüne bitmek, tükenmek bilmeyen tartışmalarınızı izliyorum. Nedir bu? Hepsi zırvalık. Sadece kapitalist sistem içinde başarılı olmayı, paşayı kurtarmayı öğretiyorsunuz. E bu ne bu peki? Adalet için mücadele etmeyi kim öğretecek bu gençler? Tamam. Komün üyeleri bunun önemini kavradılar. Ve sadece sözleriyle değil, eylemleriyle de halkı eğittiler. Bir defa askeri gücün
aracı olan, zorbalığın aracı olan giyotini ortadan kaldırdılar. Üzerinde Napolyon Bonaparte'ın heykelinin yükseldiği ve askeri gücün simgesi olan Vendôme sütununun çevresinde toplandılar. Sütuna bir palanga takılmıştı. Bir işçi kolu çevirdi. Sütun parçalandı ve Napolyon Bonaparte'ın heykeli yere düştü. İşte insanlar yıkıntıların üzerine çıktılar. Sütunun kaidesi sadece bir ulusun değil, bütün bir insan soyunun, bütün kadınların, erkeklerin üzerlerine ayaklarını bastıkları ve coşkuyla el ele verip geleceğe umutla bakabilecekleri bir temeldi. Paris Komünü buydu işte, Paris Komünü buydu işte. Her Anadolu sokaklar, her yerde sürüklenen toplantılar, bir sürü şeyi paylaşan, insanlar arasında ilişkilerde incelik ve zarafetin ortaya çıktığı, daha sık gülümseyen insanlar. Sokaklar güvenliydi, polissizdi. Sosyalizm buydu işte. Ama komünün daha fazla yaşamasına izin verilemezdi. Çünkü komün çok tehlikeli ve bütün dünya için esin kaynağı olabilecek bir örnekti. Nitekim Paris'in çevresinde bekleyen işgal ordusu Paris'e girdi ve kanlı bir kıyım başlattı. Komünün önderleri Père Lachaise mezarlığında taş duvarın önüne kondu, kurşuna dizildi. 30.000 ölü, 30.000 kurban. Komün çakallar ve domuzlar tarafından yerle bir edilmişti. Gene de çağın en büyük başarısıydı. İşte Bakunin'le o gece ilişti, tartıştı, ilişti, tartıştı. Ya bir ayındın sen! Buraya geliyor, devleti kavramını anlayamıyoruz. Biz geçmişe öyle bir orgazm adında silkip atamayız. Ondan arta kalanlarla yeni bir toplum kurmak zorundayız. Bu biraz zaman alır dedim. Hayır. Hayır. İnsanlar eski düzeni delirir delirmez. Özgürlüğe kavuşmalılar. Yoksa özgürlüğü kaybeder. Ya sen hiçbir şey anlamayacak kadar aptalsın. Marx. Sen kendini beğenmiş orospu çocuğunun tekisin. Asıl sen anlamıyorsun. İşçiler senin teorilerine uygun olarak devrim yapacaklar öyle mi? Sen öyle san. Onlar senin teorini ne yapsınlar be? Kışlarına bile sürmez. Onların öfkeleri kendiliğinden birikecek ve devrimi gerçekleştirecekler. Onlar devrimin içgüdüsünü işkembelerinde taşıyorlar. Ay senin teorilerine tüküreyim dedi, halının üstüne tükürdü. Bana bak dedim ya, ay! Teorilerime tükürebilirsin ama halıma asla. Çabuk temiz ol dedi. İşte gördün mü dedi, sen hep bir zorbaydın zaten. Sen de her zaman iniş edilmiş bir haramasın. Tükreyerek kalktı biliyorsunuz, dev gibi bir adam, böyle tarih öncesi bir hayvan gibi geldi. Bir sallı, yuvarlandık yerde uzun süre demelendik ama birbirimize zarar veremeyecek kadar sarhoştuk. İçtik, kokuştuk, orada nefes nefese kaldık artık halsiz. Birdenbire bu nehirden çıkan bir su aydın gibi kalktı. Pantolonun düğmelerini çözdü, pencereden aşağı işemeye başladı. Ya ne bakıyorsun abi ya, hayır dedi. Ne yapıyoruz sanıyoruz, işiyoruz işte. Evet ama bu korkunç bir şey mi? Hayır. Londra'nın üstüne işiyorum. İngiliz İmparatorluğu'nun üstüne işiyorum. Ne dedim, sen benim sokağıma işiyorsun. Hiç cevap vermedi. Oraya uzandı, horlamaya başladı. Ben de yanmasıldım. Saatler sonra geldim. İkimizi de o halde bulmuş. Ay be, ya hay bak bu ne? Evet, şimdi bakalım buradan. Kapital
kapitalizmin zaferi. Bak 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 bak. Kapitalizmin zaferi. Hep söyledikleri bu. Kapitalizm zafer kazandı. Ne zaferi be? Ne var yani? Borsa yükseldi. Hisse senedi sahipleri daha zengin oldu. Bu mudur zafer dediğimiz şey yani? Amerika çocuklarının dörtte biri sefalet içinde yaşar. Her yıl bir yaşını doldurmadan ölüp giden 40.000 çocuk varken hem de zafermiş. İşte New York'ta 2.000 kişilik iş için 100.000 kişi gün doğmadan kuyruğa girdi. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Geri çevrilen 98.000 kişi ne olacak? Bu kadar çok hapishane inşa etmeniz bundan mı? Hapishanelerin sağına kadar dolu içeridekiler yoksullar. Kimisi şiddete yönelip büyük suçlar işleyen, korkunç suçlar işleyen insanlar. Tamam ama çoğu hırsızlar, yan kesiciler, haydutlar, uyuşturucu satıcılar. Onlar da serbest girişimci. Yani nedir? Onlar da kapitalistlerin yaptığını yapıyor. Daha küçük ölçekte. Yıllar önce gene Engels'le birlikte hapishaneler üstüne yazdığınızı hatırlayanınız var mı acaba? Şurada kısa bir şey okuyorum. Bakın ne diyorum. Bireyleri suçlarından ötürü cezaya çarptırmak yerine onları suça teşvik eden sosyal koşulları ortadan kaldırmalıyız. Evet. Bir sürü teknolojik mucize yarattınız. Stratosfere adamlar gönderiyorsunuz. Yeryüzünde bırakacaklarınız ne olacak? Bunlar neden bu kadar korkuyor bütün bu insanlar? Politikacılarımız kibirden şişmiş, artık bütün dünya serbest girişim düzenine doğru gidiyor diyorlar. Allah Allah ya, bu adamların hiçbiri tarih bilmiyor. Serbest girişim tarihini kimse okumadı mı? Yani hükümetler halk için hiçbir şey yapmayıp hep zenginleri kolladığı unutuldu mu? Amerikan hükümeti demir yolları için 400 milyon dönümlük araziyi karşılıksız verip orada İrlandalı, Çinli mültecileri günde 12 saat çalıştırıp aşırı sıcaktan, aşırı soğuktan ölmelerine göz yummadı mı? İşine isyan edip greve gittiklerinde onları zorla boyun eğdirmek üzere üzerlerine ordularını yollamadı mı? Ben kapitali, kapitalist sistemin sefaletini gördüğüm için yazmadım mı? Ya İngiltere'de küçücük çocuklar tekstil fabrikalarında çalıştırıldılar. Neden? Minicik elleriyle milleri daha iyi indirebiliyor. Massachusetts'te genç kızlar fabrikalara 10 yaşında girip 25 yaşında ölü olarak çıkıyorlar. Şehirler ahlaksızlığın, hırsızlığın, kol gezdiği lağım çukurlarına döndü. Budur işte, her zaman budur, kapitalizm budur. O zaman da öyleydi, şimdi de öyle. Kimse tarih okumuyor mu? Ya ne bok? No, oh. İyi tamam, bitiriyoruz, bitiriyoruz. Ama bunlar da pek alındı. Evet, işte İkinci Körfez Savaşı'nın yıl dönümü. Kısa ve tatlı bir zafer. Evet, geride milyonlarca ceset ve açlıktan kıvranan çocuklar bırakan o kısa ve tatlı savaşları ben çok iyi bilirim. Zengin dünyanın yoksul ülkelere özgürlük ve demokrasi götüren o kısa ve tatlı savaşları. Irak, Afganistan. Peki ama tarihin sonu gelmemiş miydi? Liberalizmin mutlak zaferinden sonra artık bütün çatışmalar bitmemiş mi? Neden hala düşmanlar var? Neden hala şer kuvvetleri var? Biz Afganistan'a, Irak'a özgürlük götürüyoruz. Demokrasi götürüyoruz. Evet, demokrasi adına dehşet, ölüm, yıkım, özgürlük adına açlık, korku, insanlık dışı işkenceler, toplu ölümler. Yüzlerce, binlerce. Yani bu özgürlükse, bu demokrasi ise aferin, bravo. Yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük. Oysa şunun adını koymadı açık açık. Demokrasi mi yoksa petrol mü?
asıl mesele. Amerika'nın çıkarları her şeyin üstünde değil midir? General Motors için iyi olan Amerika için ne midir? Tabii bütün dünya için de. Zorunlu olarak. Ya Afrika'da, Avrupa'da, Filistin'de insanlar sınırlar üstünden birbirini öldürüyor. En son şu Gazze'de olanlara bakın. Ve benim ta 150 yıl önce yazdıklarımı hatırlayın. Ne demiştim? Şu gülünç milli sınırları ortadan kaldıralım demiştim. Pasaportsuz, vizesiz, gümrüksüz, göç kontenjanları olmadan yaşayalım. Yani bayraksız. Millet denen o yapay şeye bağlılık yeminleri etmeden dünyanın bütün işçileri birleşin. Yok tamam, itiraf ediyorum ben. Aslında kapitalizmin varlığını sürdürebilmek için bu kadar büyük bir ustalık gösterebileceğini kestirememiştim. Yani bu hasta sistemi ayakta tutmak için bu kadar etkili ilaçlar olabileceğini düşünememiştim. Mesela endüstriyi ayakta tutmak için savaşlar çıkar. Yoksulluklarını unutturabilmek için insanları şöven milliyetçi duygularla çılgına çıkar. Dinci fanatiklerin insanları seslenip onları uyutması. İsa geri dönecek demişler, biliyor musun? Ben onunla tanıştım. Onu geri döneceği falan. Evet, 1848'de kapitalizmin sonunun geldiğini söylemekle yanılmış bir zamanlama hatası oldu yani. 200 yıl kadar. Ama böyle gitmez. Hiç merak etme. Böyle gitmeyecek. Her şey değişecek. Var olan bütün düzenler değişecek. İnsanlar aptal değil ya, bak. Başkanımız Lincoln ne demişti? İnsanların tümünü her zaman kandıramazsınız. Onların sağduyuları, dürüstlük ve adalet güdüleri onları bir araya getirecektir. Neden? Olamaz mı? Hayır, neden? Daha önce olmadı mı? Gene olabilir. Daha büyük çapta olabilir ve bu yeniden olduğunda topluma egemen olanlar tüm zenginliklerine, tüm ordularının gücüne rağmen değişimi engelleyemeyecekler. Uşaklar hizmet etmeyi reddedecek. Askerler emirlere boyun eğmeyecekler. Evet, kapitalizm tarihi içinde gerçekten mucizeler yaratmıştır. Teknolojik bilimsel harikalar yaratmıştır ama aynı zamanda kendi kuyusunu da kazmaktadır. Kâr sağlamanın dayanılmaz tadı, o doyumsuz iştah bir kaos ve sonunda her şey, resim, edebiyat, müzik, hatta güzelliğin kendisini, her şeyi alınıp satılır meta haline getirdi. Bizzat insanlar meta haline geldi ya. Hem üstelik yalnız işçiler değil. İşte bilim adamları, avukatlar, şairler, sanatçılar. Yaşamak için hepsi kendini satmak zorunda. Evet ama bu böyle gitmeyecek. Hayır, bakın kapitalizmin gitgide sıklaşan krizleri dünyayı bir cehenneme çevirdi. Vaat ettikleri o liberal cennet bir kabusa dönüşüyor. Daha fazla kar diyenlerin dışında herkes kuşku içinde, herkes tedirgin. Kimse ne yapacağını bilemiyor. Çünkü bugünkü sistem üretimi değil, spekülasyonu özendiriyor. Bugünkü sistem bu hale getiren o. New Yorklu bankerlere, Amerikan hükümetinin milyarlarca dolarlık yardım paketi o. Ünlü ekonomiyi kurtarma paketi insanları öfkelendiriyor. Bütün ümitler tükenmiş durumda ama böyle gitmek zorunda değil.
hala bir seçme olasılığı var. Sadece bir olasılık, kabul ediyorum. Ama her şey olabilir, her şey, yalnız insanlar da kışlarını kıpırdatmalı yani. Yani artık. Biraz harekete geçip bir şeyler yapmak zorundasın. Ben bu kadarını söylüyorum. Şöyle bir söylesem. Evet, artık gitme vakti geldi. Ama umarım bu gelişimle sizleri kızdırmadım. Canınızı sıkmadım diyelim. Şöyle düşünün. Bu benim dünyaya ikinci gelişim. İsa gelecek demişlerdi, değil mi? O gelemedi, ben geldim. Marx geldi.